Burun tıkanıklığının açılmasına ilişkin yöntemler düşünülecek olursa, aslında bakarsanız ilk önce çok basit bir yöntemden bahsedebilirim. Yani yeni doğan bir bebeğin veya bir çocuğun odasının sıkça fazla ısıtılmakta olduğuna şahit oluyorum. Aileler tarafından odanın 25-26 derecelere çıkartıldığı ifade ediliyor. Bu başlı başına bir burun tıkanma nedenidir. Dolayısıyla yatılan odanın 20 derecenin üzerinde olmamasına ve bunun beraberinde de oda içerisine nemlendirici bir maddenin, yani bir bardak içerisinde suyun vesairenin konmamasına dikkat etmek gerekir. Bu tek başına fizyolojik olarak burnun açılmasına demeyeceğim, kapanmamasına neden olacaktır. Onun dışında daha ileri yaşlarda burun damlaları, yani dekonjestan dediğimiz burun damlalarına gelecek olursak, bu damlaların da 5 ila 7 günden fazla kesinlikle kullanılmamasını önermekteyiz. Niye? Çünkü uzun süre kullanımlarında bağımlılık meydana getirmektedir ve kişi, hasta bunu kullanmadan sürekli olarak burnunun tıkalı olduğunu hissetmektedir. Ama sonuç olarak bu ilaçlar damar büzücü özelliği olan ilaçlar veya kimyasal maddeler olduğu için ve burun içerisinden de sistematik dolaşıma karışma özellikleri olduğu için tansiyon yükselmesine, uzun vadede kalpte ritim bozukluklarına neden olma ihtimalleri söz konusu olacaktır. Bu nedenle 7 ila 10 günün üzerinde burun açıcı damlaların veya burun açmak için olduğu ifade edilen ağızdan alınan ilaçların kullanılmamasını önermekteyiz. Hele hele küçük çocuklara ağızdan verilecek olan dekonjestan ilaçların ajitasyonlara, uyku bozukluklarına, yani huzursuzluklara neden olacağı düşüncesiyle çok da fazla verilmesini öngörmemekteyiz, önermemekteyiz. Onun dışında evet, deviasyon ameliyatı, yani burun içerisinde orta bölmenin bir eğriliği, travmaya bağlı bir burun yapısında bu bozukluk varsa bunun düzeltilmesi, ameliyat yöntemleriyle düzeltilmesi başlı başına gereklidir. Konka dediğimiz organların küçültülmesine yönelik olarak birçok yöntemimiz vardır. En fazla kullandığımız radyofrekans yöntemidir. Kesilip çıkartılmasına karşı olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü ona yönelik olarak başka zararlar gördüğüm olmuştur. Onun dışında sinüzit veya bir polip durumu söz konusuysa, sinüzite yönelik, poliplerin alınmasına yönelik, ama tek başına polibin alınması değil, daha kapsamlı işlemler gerekli olmak koşuluyla kapalı, genellikle kapalı yöntem ameliyatlarımız, endoskopik dediğimiz yöntemlerle ameliyatlarımız mevcuttur. Antrokoanal polip mevcutsa şayet, yine endoskopik olarak bunun alınması söz konusudur. Elbette ki tümörlerde, tümörün büyüklüğüne göre çok daha kapsamlı, çok daha geniş operatif işlemlerimiz söz konusudur. İlaçlara bağlı olan durumlarda, örneğin tansiyon ilacını kesemeyeceğimiz için başka kolaylaştırıcı yöntemler uygulamak durumunda kalıyoruz.